Peki. Sayın Avşar, Gökhan Bey siz buna cevap vermek istiyorum. Evet, Açıklayacağım evet. dediniz bu kısmı. Şimdi başta bu Mersin'deki alçak hain terör örgütünün yapmış olduğu eylemden dolayı şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Gazimize acil şifalar diliyorum. Şimdi Merve Hanım, CHP'de belli başlı kişiler var. Hep bu gösterilen isimler, resimler aynı kişiler etrafında dönüyor. Ve bunlar nerede yaşadığını, nerede hangi kanunlarla birlikte yaşayacaklarını ve sınırların ne olduğunu artık farkında değiller galiba. Milletvekilliği görevleri yapıyorlar, genel başkan yardımcılığı yapıyorlar, ülkeyi yönetiyorlar. Fakat kanunsuz ve nizamsız iş yapmaya hala devam ediyorlar. Şimdi ben şöyle 3713 sayılı terörle mücadele kanunun 7/2 maddesini okuyayım. Eğer izliyorlarsalar da kendilerine bu kulaklarına küpe olsun istiyorum. İzlemiyorlarsa da partinin yetkili organlarından izleyenler varsa da kendilerine bu kanun maddesini hatırlatmalarını rica ediyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere sesleniyorsunuz, evet. Şu an anladığım kadarıyla. Kanuna göre terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmaya teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şimdi bakıyorsunuz CHP'nin milletvekillerine hiçbir şey olmamış gibi hala bugün yüzsüzce, pervasızca şehidimizin arkasından çıkmış siyaset yapma peşindeler. Bu onurlu mücadele ne olduğunu Özgür Özel yarın saat 10'da meclisin kürsüsünden bunları açıklamalı. Hangi onurlu mücadele? HDP milletvekillerinin konuştuğu kadar ancak bir CHP milletvekili konuşuyor da HDP milletvekilinin aynı konuşması yapıyor. Böyle bir şey olamaz artık. Bu insanlar bu işlerden bıktı artık. CHP kendi çizgisine dönmesi lazım. Artık terörle aralarına mesafe koymaları lazım. CHP Atatürk'ün CHP'sinin tamamen dışına çıkmış. Artık bu pervasızca yönetimin sonuna gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı HDP ha CHP. Hiçbir farkı yok. Söylemde, eylemde aynı. Bir başsağlığı dinlenir. Bir şehidin ailesine bir başsağlığı dinlenir. Bu ülkeye bir başsağlığı dinlenir. Nerede bunlar? Hiçbiri yok. Atatürk böyle bir CHP bırakmadı bunlara. Şimdi her şey siyaset uğruna yapılmaz. Bu ülkenin milli değerleri var. Bu ülkeyi biz kolay bugünlere getirmedik. Siyaset bugün AK Parti Cumhur İttifakı yönetiyor. Yarın sen iddia koyarsın. Daha iyi yapabileceğini bu vatandaşa, bu millete inandırırsın. Bu vatandaş teveccüh gösterir. Sana oy verir, yönetmeye kalkarsın. Yönetebilirsen. Ama bu kafayla asla böyle bir şey CHP bu yönetimi göreceğine inanmıyorum. Aynı milletvekilleri, aynı genel başkan yardımcıları HDP'nin saçma sapan %10 oyunun peşine düşerek bu ülkeyi bu hale getiremezler. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben soruyorum Özgür Özel'e. Onur mücadelesi ne ya? Açıklasın bize neyin onur mücadelesini ya? Bugün o şehit çocuğunun gözyaşının onur mücadelesini açıklasınlar bakın. O çocuğun gözyaşının karşılığını verilebilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu gitsin bakın o çocuğun gözyaşını silmeye çalışsın bakayım. Gitti babası. Eşi gitti. CHP gerçekten milli güvenlik sorunu haline geldi artık. Bu bir gerçek. Ve bu terörle mücadele kapsamında CHP'nin milletvekilleri artık kendine dikkat etmesi lazım. İran'da ne oluyorsa, burada ne oluyorsa her şeyi terörle Türkiye'yi ilişkilendirerek, Türkiye'yi zayıf düşürerek bayram ediyorlar ya. Emin olun CHP dünden bu yana bayram ediyor. Mersin'de bu olay oldu diye. Kargaşa olsun, sıkıntı olsun, hükümet eleştirilsin, zayıflasın, HDP'ye yol açılsın. Yeter artık ya.
Hakikaten yeter. Bu ülkenin bu işlerle artık bırakması lazım ya. Yani bunları biz mücadele ede artık hakikaten Merve Hanım finans açısından, ekonomik moral açısından bu işlerin artık sonuna gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. CHP bu HDP ile terörle ilişkisinin kesmesi gerektiğini düşünüyorum. HDP'nin terörle ne kadar ilişkisi varsa CHP'nin de o şekilde o kadar ilişkisi olduğuna inanıyorum artık. Sezgin Tanrıkulu konuşuluyor. 10 yıl önceden beri konuşuyor. Ya bir genel başkan yardımcısı. Genel başkan yardımcısının ne olduğunu araştırıp da bir gün ya kardeşim senin hakkında bu kadar iddia konuşuluyor 10 senedir. Sen nesin, kimsin? Hiç merak etmez mi ya? Hiç merak etmez mi? Araştırmaz mı genel başkan yardımcısını? Hangi siyasetini yapıyor? Neye karşı? Ne istiyor? Bu ülke için bir şey yapmış mı? Sadece eleştir. Hükümetin yaptığı olumlu, olumsuz şeyleri, her şeyi eleştir. CHP artık bitme, tükenme noktasına gelmiştir. CHP milli bir sorun haline gelmiştir. Bu olanlardan da CHP açıkça söyleyeyim mutlu. Dünden neden mutlu Cumhuriyet Halk Partisi şu an? Yani şöyle. Mesela bugün bazı paylaşımlarda Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun artık hani teröristlerin nerede olduğunu ayakkabı numarasına kadar biliyoruz diye bir açıklaması vardı. Yani bunun üzerinden böyle eleştirel hani biliyordunuz şimdi ne oldu gibi böyle açıklamalar i̇şte var. Mesela Merve Hanım o söylemler bile iğriti. Yani başsağlığı dile, üzüntünü ifade et. Gün bugün ve terör üzerinden yapılacak konuşmalar bu değil. Açıklama yapan Tuncay Özkan. Yani bakıyorsunuz aynı isimler ya. Hep böyle CHP'de bu işleri, bu eleştirileri, bu işlerden haz duyacak, duyan kişiler aynı kişiler. Bu arada bence başsağlığı dilemek derken yani pek çok isim elbette yani konuştuğumuz isimlerde bu terör saldırısının ardından bir başsağlığı, bir cümlelik başsağlığı mesajı bence başsağlığı değildir. Yani Twitter'dan atılan bir mesaj, onu sıradan vatandaş yapar ama bu milletin vekili olarak seçtiği kişilerin görevi, ben de vatandaş olarak sadece bir cümlelik mesaj beklemiyorum. Yani bu özür değil sanırım. Ya Özgür Özel'in bugün mecliste yapmış olduğu konuşmayı, o konuşmayı gerçekten samimi ve bir başsağlığı grup başkan vekili, genel başkanını temsil ediyor. Samimi ve bu ülkenin bugünün üzüntüsünü ifade edebilecek cümleler kurabilirdi. Hala onursal mücadele diyerek bizim tırnak içinde sinirlerimizi zıplatıyor. Buna da başarıyorlar yani. Ama artık bu insanlar, hakikaten bu devlet bu işlerden bıktı. Bu vatandaşlar bu CHP'den, bu zihniyetinden bıktı. Bıktı ya. HDP ile birlikte o zaman tek parti haline gelsinler. Beraber siyaset yapsınlar. Kurumsal bir birliktelik sağlasınlar. Beraber siyaset yapsınlar. Ortak listelerle birlikte. Başka şey kalmadı bu işin yani. Adamlar birbirlerinin arasına siyasi parti olarak mesafe koyamıyor. Ve beraber hareket ediyorlar. HDP neyse bugün CHP o. Yani CHP kurumsal kimliğini çıkart. CHP milletvekillerinden, genel başkan yardımcılarından CHP kurumsal kimliğini çıkart. HDP milletvekilleri veya MYK'sı veya işte genel başkan yardımcıları söylemler aynı. Şimdi siz biraz söylemlere de özellikle dikkat çektiniz. Sayın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne dikkat çekti. Oradaki hani yapılanmaya ve özellikle de bir ilçe işaret etti. Akdeniz ilçesini işaret etti. Şimdi bu terör saldırısı meydana geldi. Daha henüz hiçbir açıklama yokken Cumhuriyet Halk Partisi Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden şimdi bu saldırıyla ilgili bir iddia ortaya atıyor. Arkadaşlar onu hazırladılar. Şimdi bunu getireceğim. Dediğim gibi henüz bir açıklama yapılmadı ama ortaya koyduğu iddia çok can sıkıcı, çok üzücü nedense. Bilmiyorum parti nazarında ne kadar 23, değerli. Şöyle 23.41'de yaptı. 23.41'de evet. Yapıyor. Yani o saldırıda bir saat geçmemiş daha tabii üzerinden geçmemiş. Değil mi? Ki saldırı 22.45'de oldu. Basının ne zaman haberi oldu? 15-20 dakika sonra yansıdı. Yani basın haberi oldu 15-20 dakika sonra. Şöyle bir bildirim paylaşım yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Akdeniz İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden. Diyor ki iddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş.
cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış bir polis. Kadın polis cinnet geçirmiş ve bu saldırıyı böyle gerçekleştirmiş. İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş, cinnet geçirmiş, çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açılmış. Şimdi bu iddiaya nereden vardı bu bilgiye? Bu sorgulanır mı? Mesela belediye sorgular mı? Cumhuriyet Halk Partisi bunu sorgular mı? Nasıl vahim bir iddia? Bu saldırı olmuş 10 dakika sonra. Yani bunlar da provokatif yönden ya ve çok rahatsız edici açıklamalar. Şimdi bunu yaşayan, o polis evinde yaşayan vatandaşlar, o çocuklar bunu bu nasıl? Bu zatın emniyetçi, Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılması ve bunun terörle ilişkisinin ortaya konulması gerekiyor. Bu terör örgütünün bir söylemi. Hukuken bu suç mudur? Ya şu anda Gökhan suç Bey. Tabii. Yani hesabını kapatmış. Hesabını kapatmış. Belli. Yani şimdi araştırıldığı zaman ne olduğunu, kime hizmet ettiği devlet, emniyet bunu çıkartacaktır. Büyük ihtimalle bir ifadeye çağırırlar. Yani bu söylenecek bir şey değil. Olayın üstüne geçmiş ve şehidimizin haberi fazla uzun sürmeden geldi. Ve bu biline biline bu tweetinin atılması bunun resmen işte proaktif bir hareket olduğunu, ben bugünlerden yani bu tarihten itibaren yaklaşan seçimlerden olduğunu düşündüğümüz zaman böyle sıkıntılı durumların olabileceğimizi, halkımızın bu işlere biraz daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Dün polislerle ilgili bir Twitter hesabı, yani polis teşkilatının sorunlarını gündeme getirdiğini iddia eden bir Twitter hesabı seçim için düğmeye basıldı tweetini attı. Evet. Yani polis, emniyet, güvenlik güçleri muhtemelen işlem yapmıştır. Şu alçaklığa bakar mısınız? Ortada hiçbir bilgi yok, veri yok. Hı hı. Ve seçim için düğmeye hükümet bastı. Onu da emniyet üzerinden emniyet gösteriyorlar. Emniyet üzerinden yapıyor ve bu hesap bilmiyorum. Muhtemelen sahibi, kullanıcısı ortaya çıkacaktır ve Akdeniz ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı, aha, bu paylaşımda bulunuyor ve bu ülkede ırkçılık yaparak kendini siyasette yer bulmaya çalışan Ümit Özdağ, hiçbir şey ortada yok. Mersin'de IŞİD operasyonları sonrasında böyle bir saldırının olması akla IŞİD terörünü getiriyor. Kimisi IŞİD diyor, kimisi seçim için düğmeye basıldı diyor, kimisi kadın polis kendini patlattı diyor. Ya böyle bir alçaklık olmaz. Bu ülkenin vatandaşı, siyasetçisi senin polisin şehit edildiği zamanda soğukkanlı olur. Ülkesine sahip çıkar, güvenlik güçlerine sahip çıkar. Abi. Parti başkanı, gençlik kolları başkanı polis teşkilatının sorunlarını gündeme getirdiği iddia eden bir site seçim için düğmeye basıldı. Ve bakıyorsunuz PKK'ya yakın hesaplar HDP'ye tepki gösteriyor. PKK'ya tepki gösteriyor. Ne güzel ittifak, HDP-CHP ittifakı var. PKK nereden çıktı? Neden işimizi bozuyorsunuz'a getirdi? Hı hı. Ama gerçek yüzleri bu. Yani biz 7 Haziran seçimlerinde de gördük. Yani HDP %13 oy aldı. Ciddi bir oy potansiyeline sahip çıktı. CHP'nin birçok yöneticisi HDP'ye oy verin şeklinde çağrısı beraber vardı. Beraber başardık ve dediler işte. Hükümet kurulamayınca teröre başladılar. Yani seçim öncesinde PKK unsurları yine ortaya çıktı.